Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün merakımızı oldukça cezbeden ve pek çok kişiden de geçer not alan bir ödüllü kulaklık inceliyoruz. Oppo Enco Air arkadaşlar. Genel anlamda teknik özelliklerine baktığınız zaman, incelemelerini izlediğiniz zaman tam bir fiyat performans kulaklığı gibi gözüküyor. Özellikle mikrofon performansında oldukça övülen bu kulaklık. Bakalım dedikleri kadar var mı? Bize neler vaat ediyor? Bu fiyata alınır mı, alınmaz mı? Birazdan göreceğiz. Şu anda piyasada 800 TL civarlarında satılıyor. 2022 Ekim ayı itibariyle. Yani sen bu videoyu izlediğin zaman artık 1500 mi olur, 3500 mi olur? 500 mi olur? Onu artık bilemiyorum. Hep beraber yaşayıp göreceğiz diyorum ve şimdi artık kutuyu açmaya gidiyorum. Evet abi, başrolümüz burada. Oppo Enco Air. Kutusu gayet güzel gözüküyor. Yani bayağı bir kaliteli bir kulaklık havası veriyor kutu. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Lan kasap bıçağıyla kutu açıyoruz ha. Gel baba. Şu duygu işte harika. Daha önce demiş miydim? 1001. kez tekrar söylüyorum ama. Şu vakumlu kutuları Apple gerçekten güzel yapıyor abi. Ay gidi be. Sen gel baba böyle. Şunu şöyle ayıralım. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Sanırım hem ile Türkçe. Böyle bayağı Türkçe bir kullanım kılavuzu arkadaşlar. Çok da alışkın değiliz aslında bu tarz çevirmeleri ama gayet güzel olmuş. Şuraya açalım bakalım. Evet, buradan da bir tane şarj kablomuz çıktı. Bunu şöyle koyayım. Şarj kablosuna baktığımız zaman da bir tarafı tipa girişli, bir tarafında Type-C girişli olduğunu görüyoruz. Kablo boyutu şunu demek istiyor. Beni laptop'tan veya işte USB portu olan bir cihazdan şarj et anlamına geliyor. Eğer sizin evde uzun kablolarınız varsa adaptörleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu bir kenara çektikten sonra gelelim yavruyu açalım. Geldim şuradan da şöyle geldim. Hoppa. Evet babacığım, yavru şu anda elimizde. Malzeme kalitesine baktığım zaman gerçekten güzel bir hissiyat veriyor. Kesinlikle kötü bir malzeme diyemem arkadaşlar bunun için. Dış yüzeyi mat bir plastik. Hemen şurada da Type-C şarj girişini görüyorsunuz. Kapak kısmı biraz daha böyle şeffaf yapılmış. Yani dışarıyı transparan bir şekilde gösterebiliyor. Komple siyah olsaydı daha mı tatlı olabilirdi? Bence daha tatlı olabilirdi. Ama yine de kötü bir görüntü sunmuyor bence. Kapağı açtığım zaman şöyle bir düşme testi yapalım. Yok, herhangi bir şekilde düşmüyor. Mıknatıslar gayet güzel bir şekilde tutuyor. Kulaklık yanıyor ha. Hemen şuradan tutup çektiğim zaman da şöyle kulaklığımız gelecek ki bayağı da zor geliyor abi. Kutu sağlam yani ha, ben size diyeyim. Evet, şu kutuyu şimdi bir kenara bıraktığım zaman kulaklığı biraz yakından göstermek istiyorum. İncelemelerde bunun beyazı çok kullanılıyordu. Siyahı da ayrı bir güzelmiş. Piano Black diyebilirim bunun için. Gayet parlak bir plastik var dış yüzeyinde. Kaliteli bir plastik arkadaşlar. Kesinlikle ince, ucuz Çin malı plastikleri gibi değil. Şu kafa kısımları AirPods tasarımına oldukça fazla benziyor. Bu silikon uçlu bir kulaklık değil arkadaşlar. Hemen kulaklığın right ve left ibareleri de kulaklığın uç kısımlarında yer alıyor. Bu kulaklığın uygulama destekli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Hey Melody uygulamasını iOS'tan veya Android'de indirebiliyorsunuz. İndirip uygulamaya girdiğiniz zaman cihaz ekle müziğinizin keyfini çıkarın diyor. Ekle diyorum abi. Bunun bilgilerimi istiyor. İzin veriyorum. Ekle diyor. Taranıyor diyor. Şimdi bak, kulaklığın kutusunu açtım. Açtığım gibi zaten gördü. Bu kulaklıkta bağlanması için kulaklığın kutusunu açmanız yeterli arkadaşlar. Bir sensör bulunuyor. Bazı ucuz markalardaki gibi illaki kulaklıkların çıkartılması gerekmiyor. Direkt eşleştir diyorum. Şu anda bağlıyız. Gördüğünüz gibi sol taraf %100, sağ taraf %100 ve kutunun şarjı da %40 olarak burada gözüküyor. Hatta daha rahat görmeniz için birazcık daha aydınlatmayı kısabilirim. Ne diyor burada? Cihazın yazılım güncellemesi varmış. Tıklayıp yazılımı güncelleyebiliriz. Hemen şu cihazın sağ tarafında kulaklık kontrolleri var. Oraya bastığım zaman sol kulaklıkla alakalı yapabileceğiniz dokunmatik işlemleri gösteriyor. Sol kulaklık seçili. Diyor ki sol kulaklığa çift dokunduğun zaman sonraki şarkıya mı geçsin, sesli asistanın bağlansın, bir öncekine mi oynatıp duraklatılsın mı, yoksa hiçbir mi? Yine aynı şekilde sol kulaklığa 3 kez dokunduğunda hangisini atamak istiyorsan yine buradan atayabiliyorsun. Basılı tuttuğun zaman da sesi kısa olarak gösteriyor. Yine sağ tarafa baktığınız zaman da sağ kulaklığa çift dokun. Yine buradan seçenekleri seçebiliyorsun. 3 kere dokunmak istediğinde ne yapıyorsun? Basılı tuttuğunda ne yapmak istiyorsun? Mesela burada da sesi arttır atanmış. Yani sol taraftan kısıp sağ taraftan arttırma gibi kendi kendine otomatik olarak geliyor. Ama sen bunu istersen kendini kişiselleştirebiliyorsun. Tek dokunmaya bir şey atanmamış. Batan sayıda güzel olur muydu? Evet, olabilirdi. Kulakları yuvasından çıkarttım. Yine hakkında bölümüne baktığın zaman da burada bizim çok da işimize yaramayacak şeylerin olduğunu görüyoruz.
sade bir uygulaması var arkadaşlar. Equalizer ayarlarını yapabildiğiniz veya mod seçimlerini yapabildiğiniz bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Eğer telefonumuz Oppo olsaydı animasyonlu bir açılış yapıyordu. AirPods'ların yaptığı gibi animasyonlu bir açılış yapabiliyordu. Ama şu anki Android telefon Xiaomi olduğu için böyle bir şey olmuyor. Uygulamayı bir kenara alıyorum. Göstermek istediğim gerçekten ince bir detay var arkadaşlar. Kulaklığı açtığım zaman sarımsı bir renk yanıyor. Kutunun şarjını gösteriyor. Yeşil olduğu zaman tam dolu. Turuncu falan artık göte geldik moduna doğru gidiyor. Kulaklıkları taktığım zaman kutunun şarjı %40'tı hatırlıyorsanız. Bak net bir şekilde yeşil renk yanıyor. Yani ben doluyum diyor. Kulaklıklar takılıyken kulaklığın şarjını gösteriyor. Çıkarttığın zaman gördüm şu şekilde renk sarıya doğru dönüyor arkadaşlar. Değişik bir detay olmuş ama düşündükleri de güzel olmuş. O zaman şimdi incelemeye devam ediyoruz. Evet abi, kulaklığımızın artık teknik özelliklerine geçebiliriz. Şimdi ilk baktığımızda Bluetooth 5.2 teknolojisini kullandığını görüyoruz ve içerisinde 12 milimlik sürücüler varmış arkadaşlar. Kristal netliğinde de ses kalitesi sunduğunu söylüyor. Kulaklık %100 doluyken bize 4 saatlik bir müzik dinleme performansı sunuyor. Ama tabii ki bu 4 saat nasıl bir 4 saat? Yani son seste mi dinliyorsun yoksa biraz daha kısık ortalama seslerde mi dinliyorsun? Kulaklığın şarj süresi buna göre değişecektir ama bize vaat ettikleri kulaklık şarjının 4 saat gittiğini söylüyor. Bluetooth şarjının %100 olması durumunda da 5 sefer daha şarj edilebiliyor. Yani toplamda 24 saatlik bir deneyim sunabiliyor tek bir şarjla. 4 saat çok uzun değil ama kutuyla beraber hani 24 saat kullanacağımızı düşündüğümüz zaman olay biraz daha makulleşiyor arkadaşlar. Şimdi kutusunda şöyle bir şey yazıyor. Onu size hemen göstereyim. Arkasında da yazan bilgiye göre 10 dakikalık şarjla 8 saatlik müzik dinleme süresi bize veriyor. Maşallah arkadaş, yani hani nasıl 8 saat veriyorsun? Zaten normalde 4 saat gidiyor. Ben de kulaklığı daha yeni deneyimleyeceğim. Hani bu olayı anlayan varsa aşağıya yazarsa sevinirim. Kulaklığın yine IPX4 sertifikası var. Terlemelerde ve su sıçramalarında bir sıkıntı olmayacağı söyleniyor. Kulağımıza taktığımız zaman da şöyle bir hissiyatına bakayım. Oo, abi çok hafif ya. Bak yalan söylüyorsam öpsünler. Epeydir böyle hafif bir kulaklık gerçekten denk gelmemişti. Yani açık uçlu olmasının, kulağa çok baskı yapmamasının hani bir etkisi var mıdır? Yani belki vardır ama lan kulağım şu an aşırı derecede hafif. Görüntüsünü de şöyle göstereyim. Bak abi. Burayı da göstereyim. Kulaktan bir düşme testi yapalım mı? Yok abi, yani hatta küpem kulaklığa da çarptı. Yine de herhangi bir problem yaratmadı. Gördüğünüz gibi ne kutudan düşüyor ne kulaktan düşüyor. Bu anlamda güzel bir şekilde oturuyor. Dediğim gibi kulağım şu an oldukça hafif ama pasif gürültü engellemesinin de çok iyi çalıştığını düşünmüyorum şahsen. Sessiz bir ortamda olmama rağmen artık şuna alıştım. Yani sesimi net bir şekilde kendim de duyabiliyorum. Böyle sesim boğuklaştıkça, kendi sesinin farklı çıktığını hissettikçe hani o pasif gürültü engelleyici biraz daha güzel çalışmış oluyor ama şu anda dışarıdan gelen seslere gayet açık bir konumdayım. Şimdi tabii böyle kuru kuru olmaz. Bakalım bir müzik açalım. Bize bir deneyimi göstersin abi. Şimdi bir yandan dokunmatiğini de test etmek istiyorum. Mesela şu an sesi artırmak istiyorum abi. Basılı tutuyorum. Ekranda gözükmüyor şu anda. Ama kulaklığın sesi artıyor. Arttı, arttı. Bayağı arttı abi. En sona geldiğinde dır dır diye bir sinyal veriyor. Mesela JBL'in bazı modellerinde şu vardı. En sona geldiğin zaman böyle bir sesi kesiyor. Hani anladın mı? Bir yarım saniye böyle müziği kesiyor. Sonra tekrar devam ediyordu. Çok gıcık bir şey abi. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani hem sinyal veriyor son sesliyim diye hem de müziği çalmaya devam ediyor. Peki bakalım dokunmatiğini biraz daha test edelim. Sağ kulakla iki kere bastım. Evet abi, şarkıyı değiştirdi. Bir daha bastım. Yine değiştirdi. 3 kere basacağım. 1, 2, 3. Evet, sesli asistanı açmaya çalıştı. Hatta az önce göstermiştim bu tuş atamalarını, yani dokunmatik atamalarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel. Abi ses kısmında da sana bir şey söyleyeyim mi? Ses yüksekliği bence gayet yeterli bir seviye. Bassların genelde silik, biraz daha sönük olduğu söyleniyor. Ya bir şey söyleyeyim mi abi? Şimdi bak, bu deneyimlemeden zor anlatılacak bir şey ama bence sönük değil abi. Şimdi senin bastan beklediğin ne? Şimdi onu bir kenara koymak lazım ama ben bir şarkıyı kulağıma taktığım zaman arkadaki bas duygusunu yaşamak istiyorum diyorsan okey abi, bu kulaklık sana zaten bunu veriyor. Ben bu bassa silik diyemiyorum. Yani sen ekstra olarak böyle
patlamalı, çatlamalı, tekno müzikteki bassları böyle zıngır zıngır hissediyorsan eyvallah, tamam. Öyle bir kulaklık değil. Normal standart müzik dinlemeyi seven bir insan için bu kulaklığın bası gayet yeterli. Mid ve tiz anlamında da bence çok dengesiz bir dağılımı yok. Vokaller ve tizler biraz daha ön plana çıkıyor. Okey, ama onun dışında gayet güzel bir müzik deneyimi bu kulaklıkla yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla kızılötesi sensörü bu kulaklıkta yok arkadaşlar. Yani şöyle ki, normalde nedir? Hani kulaklığı kulağımdan çıkarttığım zaman şarkının durması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi şarkı gümbür gümbür devam ediyor. Evet, gayet devam ediyor arkadaşlar. Şimdi zaten mikrofona da yansımıştır. Dışarıya da ses veren bir kulaklık bu. Yani bu kısım maalesef ki evet arkadaşlar, dışarıya ses veriyor. Son sesle dinlediğiniz zaman toplu taşımada vesaire, hani yandaki sessiz bir ortamdaysa şöyle bir biraz kulaklığın sesini kısabilir misiniz? İyip kafayı çevirdim. Ya şöyle bir söylenme ihtimali olabilir. Mikrofon tabii ki olmazsa olmaz testimiz. Mikrofon acaba nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi onu deneyimleyeceğiz. Kulaklık mikrofonuyla kayıt yapmam için bir sıkıntı çıktı uygulamada. Ondan dolayı bunu ertesi gün çekiyorum arkadaşlar. Geldim, kulaklığımı taktım. Bakalım mikrofon kısmı gerçekten dedikleri kadar var mı? Evet, şu an sesimi Oppo Enco Air'ın kulaklık mikrofonundan alıyorsunuz. Tahminen güzel bir ses çıkıyor diye düşünüyorum ama henüz ben de bunu deneyimlemedim tabii ki. Çift mikrofon bir kulaklık olduğu için sesin temiz gelmesi tabii ki biraz daha doğal. Ayrıca içerisindeki yapay zeka sayesinde dışarıdaki gürültüleri de kesip daha temiz bir şekilde karşıya iletiyormuş. O yüzden şimdi bir tane de şehir gürültüsü açacağım. Şehir gürültüsü sesi vereceğim odanın içerisine. Bakalım nasıl gelecek. Şu anda bayağı yüksek sesli bir şehir gürültüsü. Tam bir cadde işte, arabalar geçiyor falan. O tarz bir ses açtım. Acaba sesim size nasıl iletiliyor şu anda? İyi mi, kötü mü? Acaba bu ses varken yapay zeka gerçekten de hani o dışarıdaki sesleri absorbe edebiliyor mu? Bunu şu an siz daha net duyuyorsunuz. Şu anda bir restoran içerisindeyiz. Restoran sesi açtım. Kulaklığın teknik özelliklerinde düşük gecikmelere ulaştığını da söylemiş ayrıca. Yani bunu bir oyuncu kulaklığı anlamında da kullanabiliyoruz. En azından işte yasada oyuncu kulaklığı diye geçen bakıcı kulaklıklar gibi performans alabiliyoruz. Gecikme tabii ki hiçbir zaman için sıfırlanmıyor ama düşük gecikmeler sunması oyun severler için de bir avantaj oluyor. Şimdi şöyle bir video gecikmesini de göstermek istiyorum. Deneyimlemek istediğim bir hali. Kulaklıkları mikrofona doğru tuttum. İçeri bir hakkınız arıyorsan bu videoda kalmalısın. Bendeki ürün hakkında konuşacağım ve deneyimlerimi de anlatmadan önce yine kutunun içinden ne çıkıyor menülerim. Yani videolarda da herhangi bir gecikme söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oppo Enco Air şu anki satış fiyatına baktığın zaman gerçekten 700 lira 800 lira kulaklıklar arasında iyi bir tercih olabilir. Ben oldukça beğendim. Fiyatın hakkını fazlasıyla veriyor diye düşünüyorum. Boşuna ödül almamış bu kulaklık. Evet, bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlara da birkaç bir şey yazabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.